yukarıda verilen organik moleküllerden sonunda doğrudan kullanılanlara X, hücre zarından geçebilenlere Y olarak adlandırdığımızda hangisini doğru olarak verir? Evet. Baktığımızda glikoz hem sonunda doğrudan kullanılabilir hem de hücre zarından geçebilenler arasında yer almakta. Dolayısıyla da her iki tarafta da bir yer almakta. Amino asit gene aynı şekilde sonunda kullanılırken aynı şekilde hücre zarından da geçebilecek kadar küçük bir monomerdir. Yağ asitine baktığımızda Yağ asidi yine solunumda direkt kullanılabilecek bir yapımız. Ve aynı zamanda hücre zarından geçebilecek yapımızdır. Evet nişastaya baktığımızda solunumu doğrudan kullanılmaz. Öncelikle sindirilmesi gerekmekte. Aynı şekilde direkt zardan da geçemeyen bir yapıdır. Polisakkarit olduğu için. Kitin de yine aynı şekilde bir polisakkarit olduğu için solunumda doğrudan kullanılmaz. Ve aynı şekilde hücre zarından doğrudan geçemez. Evet, cevabımız 1 2 3 ve 1 2 3'ün yer aldığı E seçeneğinde verilmiştir. Bir hücrede tepkimeleri sonucu oluşan moleküller lipitlerin aşağıdaki görevlerinden hangisini yerine getirdiğini ispatlamak için kullanılır denmiş. Lipitlerde glikoz birleşmiş glikolipit. Lipitlerde protein birleştiği taktik lipoproteinler meydana gelmiş. Şimdi bu iki tane yapıya biz bakacak olursak bu yapılar biz hücre zarında görmekteyiz. Hücre zarına baktığımızda zar bir yapı maddesidir. Demek ki buradaki maddeler yapıya katılmıştır. A'ya baktığımızda ısı yalıtımını sağlama yanlış bir ifade. Glikolipit, lipoprotein ısı yalıtımda görev olmaz. Enerji verici olarak kullanılmazlar. Yedek besin deposu olarak kullanılmazlar. Sadece yağ olarak depolansalardı, nötral yağ olarak kullanılabilirlerdi. Yağda çözünen vitaminlerin eminimini sağlama yine yanlış bir ifade. Dolayısıyla E seçeneği de yanlıştır. Yapı maddesi olduğunu söylemiştik. Hücre zarının yapısına katıldıklarından dolayı yapıya katılmayı görmekteyiz. Cevabımız B seçeneğidir. Bir deney tüpünde hayvan hücresi özütü konulduktan sonra X, Y ve Z ayıraçları damlatıldığında renk değişimi olup olanlara artı olmayanlara da eksi şeklinde tablo verilmiştir. Şimdi buna göre yargılardan hangileri doğruluğu kesin değildir. Evet baktığımızda bir hayvan hücresine ait bir özüt olduğu bilinmekte. Buna göre X ayıracı bitki hücresi özütüne damlatılırsa renk değişimi olmaz. Şimdi bakıldığında hayvan ve bitkilerde ortak olarak bulunan bir takım yapılar yer almakta. Bu yüzden X ayıracı bitki hücresi özüsüne damlatılsa de renk değişimi olmaz ifadesi kesin doğru değildir. Dolayısıyla da cevabımız içerisinde yer alacaktır. Y glikojen ayıracıdır. Evet baktığımızda Y glikojen ayıracı olabilir. Fakat aynı zamanda protein yağ da olabilir. O açıdan baktığımızda doğruluğu kesin değildir. Z ayırıcı bakteri hücresi özütünde damlatılırsa renk değişimi olur. Z'ye baktığımızda et, evet, hayvan hücrelerinde olmayan bir yapı. Dolayısıyla baktığımızda hayvan hücresinde olmayıp bakteri hücresinde damla renk değişimi olabileceği hakkında net bir yine ifade yok, kesin bir bilgi yok. Dolayısıyla doğruluğu kesin değildir. Evet baktığımızda doğruluğu kesin olmayan her üçünün diğer yer aldığı E seçeneği doğru cevaptır. Yukarıda verilen hücresel yapılardan hangilerinin içeriğinde protein ve karbonhidrat molekülleri bulunabilir? Hücre zarı yapısında protein, karbonhidrat ve yağ yer aldığı için dolayısıyla protein ve karbonhidrat yer almaktadır. Ribozoma baktığımızda ribozom içerisinde evet protein yer almakta. Aynı zamanda RNA'nın içerisinde riboz şekeri yer aldığı için karbonhidrat da yer almaktadır. Mitokondi içerisinde baktığımızda ise gene mitokondi içerisinde et evet proteinler yer almakta. Gene zar yapısı içerisinde yine karbonhidrat yer almakta. Bu yüzden mitokondinin de içerisinde protein ve karbonhidrat yer almakta. Evet cevabı baktığımızda üçünde yer aldığı E seçeneği doğru cevaptır. aşağıda iki farklı hücrede gerçekleşen tepkimeler verilmiştir. Bu hücrelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? Birinci tepkimeye baktığımızda glikoz ve fruktoz yani sükroz. burada hücremizin bitki olduğu bilinmekte. Yine aynı şekilde ikinci hücreye baktığımızda ise yağ sentezi yapılmakta. Buradan bitki veya hayvan olduğu anlaşılamaz. Evet A seçeneğinde 1 ve İkinci hücre aynı canlıya ait olabilir. Evet, bir bitki hücresi hem sükroz hem nötral yağ sentezleyebilir. Birinci hücre bitkiye ait olabilir. Evet, bitkiye aittir. Her iki hücrede de dehidrasyon tepkimesi gerçekleşmektedir. Evet, bakıldığında dehidrasyon tepkimesini görmekteyiz. D seçeneğinde ikinci hücre tepkimenin gerçekleşmesine bağlı olarak pH düşer. Evet burada görüldüğü gibi yağ asitlerinde bir azalma söz konusu. Yani asitliğin azaldığı, pH'ın da yükseldiği anlaşılmakta. Dolayısıyla burada pH düşer ifadesi yanlış verilmiştir. pH'ın artması gerekmekte. Bu yüzden cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki tabloda K, L, M, N polisakkarit çeşitlerine ait bazı özetler verilmiştir. Tabloya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Evet baktığımızda K polisakkarit bitkide yapısal bir polisakkarit. Evet bitkisi yapısal polisakkarit. Selüloz olabilir. Gene baktığımızda mantar ve hayvanda yapısal olarak görev olan kitin polisakkaritidir. L. M'ye baktığımızda ise evet bitkide depo polisakkariti nişasta polisakkaritidir. Evet hayvan mantar ve Bakteride depo polisakkariti ise nedir? Glikojendir. Evet, buna göre değerlendirecek olursak kitin böceklerin dış iskeleti, mantar ise hücre çeperinin yapısına katılır. Doğru bir ifade. K ve M için yani selüloz ve nişasta için glikoz sayısı ve bağlanma düzeninin farklılık göstermesi evet doğrudur. Bu yüzden bir nişasta ve selüloz meydana gelmekte bağlanma düzenindeki farklılıktan kaynaklanmaktadır. K ve L yani yine selüloz ve kitin için selüloz ve kitin suda tam çözelti oluşturmazken evet, M ve N yani nişasta ve glikojen tam çözelti oluşturur. Evet baktığımızda burada ifademiz yanlıştır. Çünkü nişastaya baktığımızda nişasta suda tam manasıyla çözünmez. Bu yüzden cevabımız C seçeneğidir. Diğerine baktığımız saf haldeyken yumuşak olan L, evet, kitin saf haldeyken yumuşak yapısına kalsiyum karbonat gibi mineraller katıldığında sertleşmektedir. Evet, M ve N'ye baktığımızda yani e, nişasta ve glikojen hidrolizi otçul hayvanlar tarafından gerçekleştirilebilir. Doğrudur, otçul hayvanlar Sindirim sistemlerinde nişastayı sindirebilir. Glikojeni de hem sindirim sisteminde hem hücre içerisinde sindirebilir. Cevabımız C seçeneği. Hayvan ve bitki hücrelerinde numaralandırılmış tepkimelerden hangileri ortak olarak gerçekleşebilir? Evet, hayvan hücrelerinde ve bitki hücrelerinde hem protein sentezi hem de protein sindirimi yani A ve B olayları ortak olarak gerçekleşmektedir. Gene aynı şekilde yağ üretimi ve sindirimi ortak olarak gerçekleşmektedir. Fakat nişastaya gelindiğinde ise nişasta üretimi bitkilerde yer alırken nişasta sindirimi gene hücresel anlamda baktığımız zaman bitki hücrelerinde gerçekleşmektedir. Hayvanların sindirim sistemi içerisinde yani sindirim kanalı içerisinde sindirilmekte. Dolayısıyla hücre içerisinde sindirim olmaz hayvan hücrelerinin. Bu yüzden E ve F ortak olarak görülmemektedir. Gene laktoz olayına baktığımızda Biliniyor ki laktoz gene bir süt şekeri olarak yer almakta ve bu da gene hayvan hücrelerinde üretimi ve tüketimi gerçekleşmekte. Buradaki G ve H reaksiyonları bitki hücrelerinde gerçekleşmez. Bu yüzden G ve H reaksiyonları da elendi. Evet bakıldığında A B C D reaksiyonları bitki ve hayvan hücrelerinde ortaktır. Bu yüzden cevabımız B seçeneğidir. Polimer bir X maddesinin hidrolizi sırasında gözlenen madde değişimleri aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre grafikteki verilen X maddesi ile ilgili yargılardan hangilerini doğrulamak için yeterli değildir. Bitkisel bir polisakkarit mi? Evet, baktığımızda açığa çıkan grafikler glikozit sayısının azalması, su sayısının azalması, glikozun artması. Evet, bu bir nişasta da olabilir, glikojen de olabilir. Dolayısıyla doğruluğu için yeterli bir bilgi söz konusu değildir. Evet hayvansal bir polisakkarit. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi bu polimerimiz nişasta da olabilir. Selüloz da olabilir. Kitin de olabilir. Dolayısıyla hayvansal bir polisakkarit olup olmadığı hakkında yeterli bir bilgi elimizde yok. Üçüncü öncüde yapısında azot bulunan yani kitin. Evet bu yapımızın kitin olup olmaması ile ilgili elimizde yeterli bir bilgi yoktur. Dolayısıyla da net bir yeterli bir delile sahip değiliz. Evet bakıldığında yeterli olmadığını bize istemişti. Üçünde de yeterli bilgiye sahip değiliz. Dolayısıyla da üçünün yer aldığı E seçeneği doğru cevaptır. Aşağıda üç farklı monomer bileşiğin birbirine dönüşüm, dönüşmeme durumları gösterilmiştir. X, Y ve Z harfleriyle sembolize edilen moleküllerle ilgili yargılardan hangileri doğru olabilir? Evet birinci aşamada X temel amino asit Y glikoz. Biliyoruz ki glikoz temel amino asit dönüşemez fakat temel amino glikoza dönüşebilir. Evet buradaki ifademiz doğru mudur? Bakalım X'in Y'ye dönüşmesi mümkün. Fakat Y'nin X'e dönüşmediği görülmüştür. Dolayısıyla buradaki ifade doğrudur. Y glikoz, Z gliserol. Evet, her ikisi de birbirine dönüşebilmektedir. Evet, Y ve Z gliserol baktığımızda her ikisi de birbirine dönüşebilmekte. Doğru bir ifade. Diğer tarafı temel aminoasit yapısal protein. Evet. İkisi de birbirine dönüşmekte. Sebebi ise şudur. Temel amino protein yapısına katılabilirler. Aynı zamanda protein sindirildiğinde temel amino açığa çıkabilir. Fakat burada Z ve X arasında bir tarafta dönüşememe olayı var. Bu yüzden de buradaki ifademiz yanlıştır. Dolayısıyla cevaba baktığımızda 1 ve 2'nin yer aldığı D seçeneği doğru cevaptır. İki farklı monosakkaritin molekül yapısı verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? Evet, riboz 5 karbonlu, glikoz 6 karbonlu. Evet, şemamıza da baktığımızda bu görülmekte. Riboz 5, glikoz 6 karbondur. Glikozun karbon sayısının fazla olması solunum tepkimelerinde riboza göre yıkımı zorlaştırır. Evet, ribozom solunumda kullanılmadığı için böyle bir kıyaslama yapmamız doğru değildir. Glikoz, riboz, glikozla birleşerek disakkaritin yapısına katılır. Hayır. Biliyoruz ki disakkaritlerin yapısında 2 6 karbonlu yapı birleşmesi söz konusu. 5 ve 6 karbonlu yapıların birleşmesi mümkün değil. Bu yüzden 3. açıklamamız yanlıştır. Evet yalnız birin yer aldığı A seçeneği doğru cevaptır. K, L ve N'nin birer amino asit olduğu bilinen yukarıdaki tepkimelerle ilgili olarak ifadelerden hangileri doğrudur? Birinci ifadede M'nin bir dipeptit olup yapısında peptit bağ bulunması. Evet M'ye baktığımızda iki amin K ve L adındaki iki amino asitin birleşmesiyle oluştuğu için dolayısıyla burada bir dipeptit oluşumu ve içerisinde de bir peptit bağı yer almakta. Dolayısıyla buradaki ifademiz doğrudur. İkinci açıklamada T'nin molekül ağırlığı K, L ve N'nin toplam molekül ağırlığına eşittir. Evet T tüm amino asitlerin bileşimiyle oluşmakta. Fakat açığa çıkan sudan dolayı ağırlıkları T'nin ağırlığı diğerlerinin toplam ağırlığından hafif olması gerekmekte. Bu yüzden buradaki eşitlik yanlıştır. Sebebi ise açığa çıkan su moleküllerinden kaynaklanmaktadır. üçüncü aşamada M ve T'nin oluşması sırasında dehidrasyon evet burada görüldüğü gibi amino asitlerin birleşmesi sırasında Su açığa çıkması bize bu olayın birer dehidrasyon olduğunu göstermektedir. T'nin sentezi sırasında kurulan bağ sayısı açığa çıkan su molekül sayısına eşittir. Evet bağ sayısıyla su açığa çıkan su sayısı birbirine her zaman eşittir. Bu yüzden dördüncü açıklamamız da doğrudur. 1, 3 ve 4'ün yer aldığı D seçeneği doğru cevaptır.